Bilinçli olmak aydınlık, gün ve güneş kavramlarıyla ilgilidir. Yani ışıkla ilgilidir. Bir de gece hakikati var. Gece ise daha çok ay ile temsil ediliyor. Ki ay malum değişimlere maruz kalmayı. Güneş ise sabitlenmeyi. Bir tanesi çeperi, diğeri de merkezi temsil eder. Ki değişkenlik aydadır, sabitlik ise güneştedir. Fakat ikisi de bu gök kubbe altında... Olur ve bunların uzantıları da dünya sahnesinde serimlenir. Yani dünya ikili yapının bir piştiği fırındır. Bir tarafta değişmeyen var, sabit olan var ki her açıdan aynı. Yani her gün doğan güneş aynı. Bir açıdan baktığımızda aynı ama bir nehirde de iki defa yıkanılmaz. Yani hiçbir zamanda da aynı değil. Sımanı hep aynı aslında hiçbir zaman aynı değil değişmeyen benliğimizde de değişen kıyafetlerimiz var hallerimiz var ve bir hale bürünüyorsun kendini giydiğin zannediyorsun yani role tutunuyorsun rollerin amacı nedir dersek aktörü bilmek yani zıtların birliği o kesintiyle kesintisizliğin, parçacıkla dalgacığın o tevhidi dediğimiz noktaya yakaza durumu denir. Aktör dediğimiz o merkez ile çeper dediğimiz o rollerde onların ikisinin kesişiminde iki denizin bir araya geldiği fakat birbirine kavuşmadığı o düzlem yakaza düzlemidir. İşte dış dünyanın değişkenliği, iç dünyanın ise sabitliği bir araya gelince rüya görme yetisi açılıyor ve merkez tarafından merkezin bilincine göre şekillenen suretleri izlemeye ve o suretlerin yorumları da kalbimize ilham olmaya başlar semboller tevil etme sanatı görmüş olduğumuz vizyonları tevil etmek. Tabii ki rüyada biz referans noktası olarak anlam kazanabilme, anlam verebilme noktasında nereyi? İşte merkez bilinci almak demek tevil etme yani aslına bütünselliğine yönelik okuma yapmak demektir ki rüya berzah alemi konumundadır. Yani bir yönüyle bilinçlidir, bir yönüyle de bilinç dışına açık ve duyarlıdır. Yakaza dediğimiz o bilinç misal alemine açılan bilincin adıdır. Ve burada görülmüş olan rüyalar da tanık bilince aittir ki rüyayı sadıkı olarak geçer ki mitolojide de Yakazalar baykuş ile sembolize edilir. Berzah alemi yani her iki yakaya da hatta her yöne de başını çevirebilmek. Ve baykuşlar biliyorsunuz alaca karanlık ortamında yani loş bir ortamda. Buna subliminal eşik ki ne uykudasınız orada ne de uyanıksınız. Derin bir trans ve vecd halinde olma işte o yakaza konumunda olma baykuşlar zaten o meditatif hareketleriyle bakıyorsunuz 360 derece dönen başları ile ve karanlıkta görüyorlar iç gözleriyle avlarına yöneliyorlar. Aynı şekilde sufilerde gece saat tam 3'te seher vakitlerinde ledün ilmini keşfediyorlar yakaza aleminde. Artık kirlenmiş kalp aynasını yeni keşif ve sezgilerle şifalandırıyor, dengelendiriyor. Tabi burada yaşadıklarınızı açıklayamazsınız ama kendi içinizde tevil edebilir, anlamlandırabilirsiniz. Ki bu yakaza bilincinde görülen vizyonlar nesnel gerçeklikle de bağlantılıdır. Vakti gelince bunlar yerini bulur. Yani batında görmüş olduğunuz bir vizyon, bir anlam sürecini bulduğunda zahirede çıkar ki Yakaza alemi bir bilinç dışı alemle bilinç arasındaki durumun sezgisel yetimize yönelik tezahürüdür. Sezgiler de orada açılmaya başlar. Mesela bir sempatik yani iradeye bağlı, bir de parasempatik yani irademizin dışında işleyen sinir sistemine sahibiz. Mesela elinizi, ayağınızı istediğiniz zaman oynatabiliyorsunuz ki bu sempatik sinir sistemine ait ki cüzi iradenize bağlıdır. Ama kalbinizin atışını veya işte iç organlarınızın çalışmasını kontrol edemezsiniz. Bunlar parasempatiktir. Külli iradeye bağlıdır. E baktığımızda tüm sistemler doğuların ve batıların Rabbinin terbiyesiyle ikili yapıp fırınında pişiyor ve ikili yapının ara noktası olan berzah konumundaki iki denizin bir araya saldığı ve birbirine kavuştuğu ancak karışmadığı düzlen yakaza alemidir. Burası dediğim gibi bilincin en açık olduğu noktadır. Berzah bilincindeki bu alaca karanlık kuşağında eğer ki bizler ee, ...birazcık baykuşların belgesellerini izler ve taklit eder... ...bir meditatif huşu içerisinde eğer o karanlığı hazmedersek ne olur derseniz... ...karanlıkta parlayan nur görülmeye başlar. Yani çalılıklarda yanan ama yanmayan ateş nedir? Kalp gözünün açılmasıdır. Hani İsmail Emre'nin dediği gibi... ...göz, dil, kulak kapılarını bir süreliğine kapatalım diyor... ...dış rüyaları ve dışa bağlı iç rüyaları okuyalım ki bunlar giderek silikleşmeye başlar bu okumada. Zihin uykuya geçer, bedenleri uyur fakat kalplerinde onların ışımaları devam eder. İşte bu nurun göstermiş olduğu vizyonlar bir tür ledün ilminin tahsilidir ki vect anında zihnin kayıp olur, zihin kayıp olur ve ilahi ben oraya hakim olur. Artık tutan el, gören göz, işiten kulak olma sırrı. Tabi an şartla o berzah konumunda, yakaza konumunda kişi uykuya dalmasın, kaybolmasın. Allah'ın ipine sımsıkı tutunsun. Kayıp olmama durumunda da iradeyi geliştirmekle o da riyazetle, murakabeyle kazanılır ki hani Hz. Peygamber aleyhisselamın bedenim uyudu fakat kalbim uyumudu. Uyumadı diyor. Yani beden uyur, kalp uyumazken karanlıkta parlayan nurun yansıması ile alaca karanlığın kuşağında çok boyutlu o iç içe helezonik suretler ve vizyonlar ki mitolojik ve kolektife ait birçok vizyonlar ve haller bunlar talim edilir. Kişi o boyutta bu dünyaya benzeyen veya benzemeyen ancak dünyaya bağlı da olmayan birçok bilinç dışı etkilere ve enerjilere de açık olabilir. Yeni bilinç açılımları yapılanmalarına da şahit olur. Sorularına cevap aldığı gibi geçmişini de şifalandırır ve geleceğinin bazı vizyonlarını ilham olarak sezinleyebilir. Kısaca yakaza aleminde duygular, düşünceler yeniden biçimlenir, programlanır ve kişisel bilincimizin potansiyeli bu bilince çok duyarlıdır. Kişisel bilincimiz bu yakaza bilincine çok duyarlıdır. Tabii ki şüphesiz bunların hepsi Allah'ın bildirmesi ve göstermesiyle olur. Alaca karanlık kuşağında o loş karanlığın içerisinde bilinçli kalabilir ve karanlığı özümseyebilirsek o zaman orada bir ışımaya yani üçüncü göz bu şekilde beslenir. Gözümüzü kapatıp gözümüzün önündeki karanlığa baktıkça üçüncü gözümüz beslenmeye başlar. Çünkü gözlerden enerji sürekli dışarı akar ve nesneye yapışır. Ama artık gözden enerji çıkmıyor. Çıkacak yeri yok. Tamamıyla içeride ise içeride mayalanmaya başlar. Yani manyetizma bu şekilde oluşur. Aynada da aynı şekilde. Aynanın şeffaf yüzeyi, senin bilincin ve ikisi arasındaki o manyetik alan birçok suretlerinde görülmesini sağlar ki bunların hepsini de beynimizin süreçleri ve kurgusu ve oyunu derken boş bir oyun değil, bir oyun oyalamaca değil. Hepsinin kendi içinde bir algısı var çünkü bir alemi var. Bu şekilde beyni okuyabilmek ve yakaza alemi sekarat anı gibi seher vakti gibi çok özel bir konumdur. Dediğim gibi bu noktayı anlamak için de birazcık baykuşların hayatını belki incelemek, sufilerin de gece neler yaptığını incelemek belki faydalı olabilir. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.